konuşuyoruz oradan buradan, bana haberler geliyor. Asker zayiatının çok fazla olduğunu söylüyorlar, kasten. Evet. Millet diyecek, ooo falan diyecek. Evet. Yalan. Böyle bir şey yok. Asker zayiatı diye bir şey yok. Evet. Şehitlerimiz var. Onlar da belirli. Gayet özenli gidiyor ordumuz. Gayet de başarılı operasyon. Evet. Sivillere yönelik falan da öyle bir olay yok. Olması için de bir sebep yok. Çok 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 özen gösterildiğinden eminim ben. Hep Anadolu'nun aslanları, Çorum'dan, Tokat'tan, Turhal'dan gelmiş namazında, niyazında insanlar, sivil katledilmesi, sivilin şehit edilmesi, askerin en çekindiği şeydir. Evet. Eğer öyle bir şey olmuş olsa, yani sivillere önem verilmemiş olsa, zaten bölge tamamen kurtulmuş, bitmişti. Evet. En fazla bak, en fazla 72 saat sürerdi. En fazla, dümdüz, halıya dönerdi her yerde. Asker şehit olması hiç olmazdı. Askerlerin şehit olmasının nedeni, sivillere özen göstermemizdir. Evet. Bak, askerin şehit olmasının tek nedeni bu. Evet. Kasten böyle haberler yayıyorlar. Bu oyuna kimse girmez. İşte 2000 asker, 3000 asker, asker zayiatı bilmem ne. Çok münasebetsiz bir ifade bu. Sakın hiç kimse böyle bir şey kullanmaz. Böyle bir şey yok. Belirli sayıda sadece şehitlerimiz var. Onu da her gün görüyoruz. Evet. O kadar. Bu panik meydana getirmek için yapılan, hayır ölsen olur ayrıca. 5000 şehit de veririz gerekirse. 10.000 şehit de veririz. Tabii. O bizi tedirgin mi edecek yani? 100.000 şehit de veririz. Evelallah. Öyle bir derdimiz yok bizim yani. Vatanın kurtulması için hepsini yaparız. Dolayısıyla bu tip haberlere kimse itibar etmesin. Bunlar çıkartırlar bu tip şeyleri. Bunlara itibar etmemek önemli. Bir, başkumandanın, ulul emrin siyasi yönden desteklenmez. İki, yalan haberlere itibar edilmemez. Evet. Bu kadar. İnşallah. Bir de bu asker şehit sayısını çok gösteren kişilere bir dikkat etmek lazım. Neden bunu yapıyorlar? Ve kimdir bunlar? Bu FETÖ'cü ağzı bu. Evet. İngilizlerin devletinin ağzı. Türkiye Afrin'de sivil öldürüyor diyorlar. Doğu Guta'da 5 yıldır her gün siviller havadan bombalıyorsunuz. Gıkınız çıkmıyor. Böyle utanmadan yalan söylüyorsunuz. Tek bir sivile bile çok özen gösteriyor Türk ordusu. Tek bir sivile bile. Görüyorsunuz yaşlı amcalar falan nasıl özenli kurtarıyorlar. Türk askerinin en çekindiği şey. Kendi canını veriyor, şehit oluyor. Ama aman diyor sivillere bir şey olmaz. Evet, evet. Oyun oynamayı bıraksınlar.